Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Instagram'dan beni takip edenler biliyordur ki köpekler tarafından ısırıldım. Gülmenize izin veriyorum çünkü gerçekten aşırı komik bir olay. 4-5 gündür izlediğiniz videolar stok videolardı. Şu an yan oturabilir bir pozisyona geldim ve biliyoruz ki bu kanalın aboneleri hastalıkta ve sağlıkta hep birlikte. Her like bir geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Bugünkü izleyeceğimiz video ise konudan hiçbir şekilde bağımsız olmayacak. Dünyanın en komik hayvanların olduğu videolara bakacağız. O zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim, ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bunları yaptıysanız hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Bu kadar çok siyah siyah olmuşum ya bugün. Şu sosis köpeğe bakın, büyümüş de sahibine yardımcı oluyor ya. Ağzında odun taşıyor. Uy. Sosis köpekleri aşırı komik ve çok sevimli buluyorum. Siz de benimle aynı fikirdeyseniz yorumlara. Bu köpke ısırmaz işte. Ben ısıran bu köpke değildi. Bu sincap ne zaman bir kolanın tadına bakmıştır. Şu an içecek otomatından kolayı kana kana içiyor ya. Şuna bakın. Ağzını dayamış bir de. Tutma yerini de biliyor. Elini de oraya koymuş. Aslında güvercinler hem korkunç hem de aşırı komik hayvanlar değil mi? Şunun suratına bakın. Beni gagalamadığın sürece seni seviyorum güvercin. Okay. İşte size bir fırsat videosu. Evinizdeki hayvanları nasıl kendi çıkarlarınıza göre kullanabilirsiniz? Part 1. Hayatımı gördüğüm en akıllı kedi falan olabilir ya şu an. Şuna bakın. Patiyle damga basıyor ya. Burada da işten kaytarmış bir kedi görüyoruz. Kılını kıpırdatmıyor ya. Keyifler yerinde herhalde. Kedinizin tırnağı yardımıyla paketinizi makassız ve bıçaksız bir şekilde açabilirsiniz. Şu an ise mükemmel bir iş bölümü görüyoruz. Kediniz kirazınızın sapını sizin için ayıklıyor. Siz de kirazınızın tadına doya doya varmış oluyorsunuz. Böyle kedilerin her eve şart ya. Evinizde kediniz var mı ve sizin de böyle kendi çıkarlarınıza göre kedilerinizi kullanıyor musunuz? Yorumlara yazın. Kedilerin böyle böcekleri tutabildiğini bilmiyordum ben. Onu yakalamış olamazsın şu an. Kocaman tarantulayı kaptı kedi. Zaten kafan kadardı, nasıl kaptın? Bu da kelebeği kaptı. Ay. İnanılmaz bir şey. Kedilerinizi telefon standı şeklinde kullanabilirsiniz. Şuna bakın, ne kadar da sevimli, yerim ya. Aynı zamanda robot süpürgenizi açabilen bir kediniz var. Vallahi ben kedi istedim şu an ya. Bu köpke de evdeki sahiplerini düşman sandığı robottan koruyor. Şu an köpkenin avlamaları bana azıcık bir travma yaşattı gerçekten. Çok zor günler geçirdim arkadaşlar. Tamam düşman değil, tamam. Tamam, o düşman değil. Benim köpekleri ne kadar da çok sevdiğimi biliyorsunuz. Köpekler beni ısırdıktan sonra neden beni ısırdınız diye ağlamaya başladım. Bu bir maymun. Evet. Sibel'deki cehil hayvanları öğreniyoruz. Şu maymun benden akıllı, yemin ederim. Çay herhalde bayağı sıcak gelmiş ve şu an üfleyerek içiyor ya. Tam bir beyefendi gibi içmiyor mu? Bu maymun bazı insanların daha çok adabı muaşeret kurallarını biliyor, net yani. Şu an köpkemize bir yumurta verecekmişiz ve onun tepkisini ötecekmişiz. Bu bir anne köpkeymiş ve yumurtayla ne yapacak bakalım. Hadi bakalım. Köpke yumurtayı nereden bilsin? O doğruyor. Tavşanları çok seviyorum. Şunun tatlılığına bak. Ah, nasıl atladı kovanın içine. Aa, o onun yuvasıymış zaten. Yerim ya. Hem de Darkness tavşan. Bayıldım. Çok fazla hareket edeyim ya. Hayvanları çok seviyorum ama evime almak istemiyorum. Çünkü onları herhangi bir kapalı kutuya, bir evin içine hapsetmek istemiyorum. Ama günün birinde bir bahçeli evim olursa kesinlikle bir kangal köpkesi veya golden köpke. Aynı zamanda yanında da minicik bir kuzu istiyorum. Evim hayvanat bahçesi gibi olabilir, hiç sorun değil. Yeter ki beni ısırmasınlar. Eşin eve işten geldiğinde kapının arkasında bir dana görür. Evcil dana mı? Ay, ne kadar sevimli ya. Çok sevimli. Evimde bir dana istiyorum şu an, bunu fark ettim. Danalardan çok hoşnut ediyorum. Sadece tuvalet açısından hafif sıkıntılar yaşamış olabilir. Ama bakın nasıl kapının arkasına silmiş de bekliyor ya. Şimdi ise hayatınızda görüp göremeyeceğiniz en şişko kediye bakıyoruz gerçekten. Kedinin suratı, tüyleri o kadar güzel ki. Resmen özene bözene çizilmiş gibi, muazzam. Şişkoluğun hakkında bir şey diyemeyeceğim. O da onun karakteristik bir özelliği herhalde. Bu bir bulldog herhalde. Evet, ne yapıyor? Kesinlikle yaz günlerinde ben de aynı bu şekilde su içiyorum ya. Köpke resmen insan gibi çığlık atmadı mı az önce? Sihirli annemdeki tacı değil mi? Ama o senin rızkın değildi, niye yedin? Diğerinin canı kaldı şimdi. Kendilerine resmen aquapark yapan domuzcuklar mı var? Bazen bir domuz olmak istersin. Gerçekten şunlara bakın, nasıl eğleniyorlar. Oo! Şöyle bir su bulsam da ben de atlasam, yemin ederim ne kadar keyifli görünüyor. Çok sevimli. Hadi atla atla, tamam. Yavru kanguru annesinin kesesine girmeye çalışıyor. Aa, giremedi. Girmeyi bilmiyor musun? Hadi hadi.
belki başarabilirsin. Aa, çok tatlı ya, yürüyeyim. Hadi gir gir, tamam. Hadi bacaklarını da at. Ya aşırı sevimli. Gözyaşlarımızı evcil hayvanlarımızla mı siliyoruz? Aa, bu bir ratatouille. Ratatouille ile gözyaşlarımızı sildik. Kedimize gözyaşlarımız çok güzel silindi. Ya inanamıyorum. Bu abi eşittir ben. Bu abi de gözyaşlarını kuzusuyla sildi ya. Of, kuzu istiyorum. Bu hamster acaba nereye gidiyor? Gerçekten şu bacakların çevikliğine bakın. Kaçıyorsun kaçıyorsun ama bir yere varamıyorsun. Ne kadar üzücü bir durum. Kedilerin drone'la karşılaşması. Ne olduğunu bilmiyor. Işıklı ve havalı uçuşan bir şey var. Bu ne? Nedir bu? Yemin ederim videoya 2 saniye bakınca bunun bir kovanın içinde suyu ananın üzerinde bulunan bir tüy yumağı sandım ve ama bir köpeğiymiş. Aşırı tatlı. Bu kişinin de evcil hayvanı bir kertenkele mi? Evet. Ah, ışık kafanda hareket etti. Ah! Bu kadar hızlı hareket ettiğini biliyordum ama sanki bizimle bir oyun oynadı. Işıklar kapanınca acaba karanlıkta daha mı hızlı hareket ediyorlar? Buradaki birinin köpeği çok içe dönükmüş. O da bu durumda olan diğer köpeklerle bir buluşma ayarlamış. Ve şu an şu köpeklerin haline bakın. Hiçbiri birbiriyle oyun oynamıyor. İnanamıyorum. Azıcık koştursanız mı? Bir oyun mu oynasanız? Birbirlerinizin popolarını mı ısırsanız? Ne yapsanız? Resmen bu benim okula ilk başladığım günü hatırlattı ya. Ben de çok öyle dışarıdanak bir insan değilim şahsen. Kardeşim elektrik işi yapıyordu ve hayvanat bahçesinde bu olay oldu. Ne oldu şimdi? Ne olacak ya? Kafesin içinde aslanlar var. Çok üzülüyorum ya. Ay. Ama gerçekten hayvanat bahçelerinin hoş yerler olduğunu düşünmüyorum. Hayvanları kendi doğasından alıp kapalı kutulara hapsetmek nedir ya? Çok üzücü. Size alsalar bir kapalı kutunun içine koysalar hoşunuza gider miydi? Gitmezdi. Birisi kuş çeşmesine kamera koymuş. Ve şu an kuşların kamerayla görüntülerini göreceğiz ya. Hem sevimli hem sinirli nasıl olabilir? İşte böyle. Bayağı da güzel bir kuşmuş. Acaba cinsi ne? Evet, bu kuşumuz da gerçekten sanki biraz daha durduktan sonra beni gagalayacakmış gibi bakıyor. Bu kuşun gagası neden bulurlanmış onu algılayamadım. Su mu kalmış acaba? Bunun cinsi ne acaba? Ne kadar güzel renkli bir kuş. Sen geçemezsin oradan. İn 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 aşağı. Panda basket potasından aşağı inecek. Gerçekten. Allah. Aha kaldı popo. Popo kaldı. Ha kurtardı kendini. Yalnız oranın içinden nasıl geçti? Az önceki görüntüler pandaların sıvı bir yapıya sahip olduğunu göstermiyor muydu sizce de? Aa, bu eşeğin niye gözleri bantlı? Neden böyle bir şey geçirmişler? Sen mi acaba? Niye görmesini istemiyorsunuz? Algılayamadım. Azıcık da üzüldüm. Neden böyle oldu ya? Oh, bazen bir köpek olmak istersin. Siklet serisinin üzerinde keyif çatıyor şu an. Ne kadar da sevimli. Ama sanırım sahibi şu an aynı fikirde değil. Keşke şu dona benim olsaydı da ona kişisel bakımını ben yapsaydım. Oo, ejder meyvelerimizi ve kivimizi aldık. Onları dövecekle ezeceğiz ve şu an kişisel bakım zamanı. Pırıl pırıl oldu, pürüpak oldu. Oo, dişlerimizi fırçalayalım. Her şeyimizi fırçalayalım. Şunun burnuna bak, burnunun yüzüm geldi ya. Ne kadar sevimli. Bacağımı incittiğimden beridir köpeğim her gün benimle dalga geçiyor. Ne? Ciddi olamazsın ya. Ne sevimli yerim. Böyle köpeğim olsun dalga geçirmesine razıyım ben. Evet, bu bir maymun. Kameraya çok yakınsın sanki. Biraz uzaklaşsan mı? Burun deliklerini mi gösteriyorsun bize? Bu bir ördek mi yoksa kaz mı? Ördekler çok sevimli ama kazlar için aynı şeyi düşünemeyeceğim. Şu an kamp yapmış ve çadırda bulunan birinin çadırını gagalıyorlar. Şu korkunçluğa bakın. Aa, saldıracak resmen. Bu sinir stres niye acaba? Gerçekten kazlar niye bu kadar çok sinirli? Ya hayatımda gördüğüm en sevimli köpke bu ne ya? Benden azıcık dans dersleri almak istiyorum. Lütfen bana öğret. Darkness kediye bakın. Kedinizi bir çerk gibi nasıl kullanabilirsiniz? İşte böyle. Umarım midesi bulanmıyordur şu an kedinin. Üçüncü bir sincap görüyoruz. Şuna bakın topla nasıl yuvarlanıyor, oyun oynuyor. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum şu an. Ne kadar sevimli ya. Pardon. Ne yapıyorsunuz orada? Bulaşıkları mı yıkıyorsun? Umarım bulaşıkları yıkıyorsundur. Yalnız görüntü tam bir köpkenin bulaşık yıkadığını göstermiyor muydu? Ve alpaka mı yoksa lama mı var? İkisi de olabilir şu an. İkisinin farkını bilmiyorum. Aa, ona yemek vermedi diye. Nasıl tükürdü? Lamalar niye tükürüyor? Gerçekten bunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün dünyanın en komik hayvanlarına baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.